Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersten beraberiz. Bu dersimizin konusu çok sık karşılaştığımız bir sorun. Bize çok fazla sorulan bir soru oluyor bu. F3, F4 ve Alt-X komutlarının ne işe yaradığı sorusu. Bu dersimizde bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Özellikle Alt-X komutunun klavyeden Alt-X yaptığınız zaman karşılaştığınız sorunlar, atamış, modellemiş olduğunuz objelere veya nesnelere kaplamanın klavyeden bilerek ya da bilmeyerek Alt-X tuşu yaptığınızda kaybolması, o objenin birden transparan hale dönüşmesinde ortaya çıkan sorunlar ve bunun nasıl düzeltilebileceği. Çok fazla sorular geliyor. Bir de arkadaşlar sorunun tam ne olduğunu bilmedikleri için soru sorarken de tam olarak ne istediklerini de anlatamıyorlar. Biz de sorunun tam olarak ne olduğunu anlamadığımız için yeterli cevaplar veremediğimizde bir çözüm oluşamıyor. Geçenlerde buna benzer bir soru ile karşı karşıya kaldım. Gelen soru da karakter modellemesi yapan bir hanımefendiydi. Atamış, pardon, modellemiş olduğu nesnede üzerinden blueprint olarak kullanıyordu. Bir plane üzerine karakterin blueprintini atamış. Klavyeden yanlışlıkla Alt-X yaptığı zaman o blueprint kaybolmuş. Bunu geri getirmeye çalışıyor. Beceremiyor. Soru şekli de işte ben bir şey yaptım. Buradaki blueprint kayboldu. Direkt benim de aklıma gelen acaba F3 tuşuna basarak wire görüntüye mi geçirdi diye düşündüm. F3, F4 tuşlarını kullan diyorum. Hayır diyor, online yapıyorum, olmuyor diyor. Meğerse sonucunda yanlışlıkla klavyeden Alt-X komutunu kullandığını bulduk ve bu şekilde bir çözüm ürettik. Alt-X komutunun bir kere bastığınızda transparan görüntüye geçer. Bundaki geçmesinin amacı modelleme yapmış olduğunuz nesnede arka taraf nesnenin bu herhangi bir nesne olabilir. Arka tarafını görmenizi sağlayan bir özellikle bayağı bir yardımı dokunur. F3, F4 zaten modelin üzerindeki gridleri ya da siz ona tel örgü de diyorsunuz, onları da gösterir. Duruma göre kullanabilirsiniz. Şimdi bu konuya vakıf olmayan arkadaşlar, 3D Max'e yeni başlamış olan arkadaşlar için kısaca birazdan size göstereceğim. Basit bir box üzerinde. Evet, başlayalım. Şimdi sahnemize basit bir kutu çizelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi perspektif ekranı büyütelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar objeyi ilk oluşturduğumuzda tüm kenarlarında çizgiler oluştuğunu görüyorsunuz. Bu çizgiler bir boşluğa tıkladığınız zaman yok olur. Seçtiğiniz zaman tekrar aktif hale gelir. Şimdi bu özelliklere gelelim. Buradaki yatay, dikey ve enine olan segmentlerde bir olarak belirtildiği için gözükmüyor. Hani biz bunda bu şekilde olan bir box üzerinde F3'e basarsak gördüğünüz gibi içi boş, yani wire görüntüye geçiyor. Bu haliyle klavyede Alt-X yaptığınız zaman herhangi bir değişiklik olmaz. Tekrar F3 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi Alt-X komutu çalışıyor ama F3'te olduğunuz F3 komutunu çalıştırdığınız için bunu göremezsiniz. Şimdi burada Alt-X etkin olduğunda arkadaşlar bizim bu kutumuzun üzerinde herhangi bir tekstür ya da uygulamış olduğunuz kaplama olsa bile gözükmeyecek.
Tekrar klavyeden Alt X'e basarsanız eski haline gelir. Şimdi biz sekmen sayılarımızı yükseltelim. Hepsini 10 olarak yapalım. Şimdi gene perspektif ekranda boş bir yere tıkladığımızda bunlar yok olur. Ama klavyemize F4'e basarsak objemizin renginden bir ton daha koyu olacak şekilde gözükür. Bu şekilde yine objemizi seçip Alt X yaparsak bu oluşturmuş olduğumuz segmentten yine gözükmeye devam edecektir. Bunun size faydası az önce de bahsettim. Adaptable Poly ile modelleme yaptığınızda nesnenin üzerinde değişiklikler uygulamaya başladığınız zaman da arka tarafta ya da şu iç kısımda oluşturacağınız yüzeylerde ne kadar aşağı ya da yukarı indireceksiniz derinlik oluştururken onu belirlemenize yarıyor. Pardon. Alt X'i kullanmadan yaptığınız zaman şuradan oluşturacağınız derinliğin ya da bu taraftan ya da herhangi bir taraftan içeriye doğru oluşturacağınız derinliğin ne kadar gittiğini göremezsiniz. Ancak onu kendi belirleyeceğiniz ölçülerde görürsünüz. Ama herhangi bir ölçü dahilinde bu değişiklikte yapmıyorsanız göremeyeceksiniz. Ne kadar gittiğini görmeyeceksiniz. Alt X komutu size bu avantajı ve bu kolaylığı sağlıyor. Gelelim şimdi F3 ve F4'te arkadaşlar. F4 dediğim gibi üzerinde oluşturduğumuz segmentlerin görünümünü sağlıyor. Bir de şu kısma dikkat edin arkadaşlar. Şimdi F4'e bastığım zaman yani şu buradaki segmentleri kapadığımızda sadece realistik görüntü yani gerçekçiye en yakın görüntüyü veriyor. Daha iyi görüntüler de alabilirsiniz yani ekran kartınıza bağlı olarak. Tekrar F4'e bastığımız zaman edge face diyor. Yani kenar görüntüsü. F3 tuşuna bastığımız zaman da arkadaşlar tam bir tel ızgara, tel örgü görünümüne geçiyor. Yani F3, F4 ve Alt X kombinasyonları arkadaşlar modelleme sırasında ve sahnenizin hazırlık aşamasında, tasarım aşamasında herhangi bir yerinde size bu gibi kolaylıkları sağlıyor. Evet, dersimiz bu kadardı. Kısa bir ders oldu. Pratik bir ipucu tadında bir dersimiz oldu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Son olarak arkadaşlar biz Autodesk Komite olarak bu bloğumuzdur arkadaşlar. Ders paylaşımlarımızı bu bloğumuz üzerinden yapıyoruz. Autodesk'in resmi topluluk sayfasıdır. Ekibimiz buradan sizler için dersler hazırlayıp paylaşıyor. Seminer programlarımız bu sayfa üzerinden paylaşılıyor. Duyuruları sosyal medya kanallarımızdan ve bu blog sayfamız üzerinden yapıyoruz. Blog sayfamız üzerinde TDMX, AutoCAD, Autodesk University etkinlikleri, BIM, Inventor, Maya, Revit, Sketchbook Pro, Smoke gibi birçok programın ders videolarına ve birçok etkinlik videolarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar şimdiden bir ön bilgi verelim. 6 Şubat'ta 3DMAX ile genel tasarım ile ilgili bir webinarımız olacak. Vakit biraz daha yaklaştığı zaman bunun duyurusunu size yapacağız arkadaşlar. Blogumuzu takip ederseniz en güncel bilgilere ve en güncel haberlere kullanmış olduğunuz programlarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca AutoCAD'in Türkçe forumları açıldı arkadaşlar. Buradaki ekibimize yer alan moderatör arkadaşlar sizin sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışıyor, çözümle öğretmeye çalışıyor. Buradan tüm sorunlarınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Severek yardımcı olurlar, ellerinden geldiğince. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.